Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getiriniz arkadaşlar. Mini bir video ile karşınızdayım. Yeni sezon çılgınlığı etkinliği var biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yeni sezon çılgınlığı etkinliğine hemen şuradan yeni sezon öncüsü bildirimi neredeydi arkadaşlar? Bu hep neyin nerede olduğunu sürekli karıştırıyorum ya. Yani neyse yeni sezon girişi bölümünden buradan kontrat alarak bir arkadaşlar katılabiliyorsunuz. Aynı zamanda hocam aynı zamanda yine arıyorum hala şu anda bir taraftan konuşurken arkadaşlar. <laughs> Ee, burada bir tane arkadaşlar şey olması lazım etkinlik olması lazım hocam şu an göremiyorum ama bu herhalde başka bir yerde falan mıydı ki? Ee, bir etkinlik var arkadaşlar burada tamam mı? Orada e, sözleşme kontratı harcadığınızda bir dakika sanki bir yerde gördüm bir yerde gördüm yeni sezon transferi Heh, burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, 60 tane falan sözleşme e, şey harcarsanız araması yaparsanız arkadaşlar 35, 45- 50 tane veriyor tamam mı? Ondan sonra girişten de işte buradan da bir 5 böyle, 5 öyle 10, 16, 18 de böyle veriyor arkadaşlar. Siz de yeni sezon çılgınlığı bölümünden arkadaşlar buradan açılış yapabiliyorsunuz. Ee, Hollanda'nın 2014 deplasman forması var arkadaşlar. Eğer bunu alırsak artı 25 gem veriyormuş. Bak bir de etkisi var yani takıma artı 25 gem veriyormuş. Neyse biz böyle geç diyeceğiz arkadaşlar tamam mı? Sırayla sırayla açılış yapacağız. 10 sözleşme kontratı verdi. 5000 TP kartı verdi. Seçkin forvet paketi verdi. Oho. Grilish. Rodrigo ve Jota. Bunlara bakacağız. Bunları seçeceğiz. Seçkin yetenek paketi. Seçkin orta saha paketi verdi. Gavi, Martinelli ve Berardi verdi arkadaşlar. Seçkin defans paketini de verdi. Hay maşallah bismillah yani her şeyi verdin. Kanki sen de zaten. Neyse onar onar açalım arkadaşlar. Onar onar açalım. O formadan da verdi. E abi ben her şeyden aldım zaten. Ne kaldı geriye? evet. seçkin yetenek avcısı paketi. 10 tane daha çekiliş yapıyoruz. Güzel. Vallahi her şeyden aldık. 10 tane daha yapalım buradan. 10 tane daha aldık. 3 tane kaldı. 3'ü de böyle harcayalım. Evet şimdi ne kaldı arkadaşlar? Burada almadığımız bizim. 5000 e, kartını alabiliriz işte biraz euro biraz sözleşme kontratı falan yani gerekli her şeyi almışım yani kısacası şansıma Güzel abi şurada şimdi artık bir seçim yapacağız Şu Önce bir arkadaşlar ee, Scoutları bir açalım Çöp geldi Şunları açalım gerekçeleri hiç tutmayı sevmem biliyor musunuz Şimdi Nako Fernandes Shaw Ve Pavard Arkadaşlar Nako Fernandes Shaw ve Pavard e, üçlüsü var Yani bu üçlünün Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Şunun özelliklerini de görebiliyoruz. Güzel. Bu işin üçünü de kullanmayacağım ben zaten. Ama Nako Fernandes Real Madrid'in miydi? Nako Real Madrid'in hani belki bir ihtimal böyle bir şey falan yaparız. Hani Real Madrid ile ilgili bir şey yap. Belki yedeğe koyduğumuz zaman geni arttırıyorsa uyum arttırıyoruz takma. Nako'yu alalım ya. Tamam güzel. Nako Fernandes'i aldık. Buradan şimdi orta saha seçeceğiz. Gavi Martinelli ve Berardi. Hocam Martinelli sol orta sahaymış. Ee, hızımızı güzel, dribbling güzel. Gerisi çöp. Şu Berardi falan hiç sevmem ya. Gerçekten oyuncu geçen sezondan da yarım sürekli gereksiz gereksiz çıkıp duruyor arkadaşlar. Kavide. de çocuk oğlum bu sen daha kaç yaşındasın? 18 yaşında çocuğun 73 hız ne ya? Biraz koşman lazım. Birazcık atik olman lazım kardeşim. Çok yavaşsın ya. Dayanıklılık 85. Dribbling 84. Pas 84. Böyle bir oyuncu arkadaşlar. Yani şimdi buradan Gavi alsan hani bu da bir komedi. Anladın mı? Berer diyalak bari de satabiliyor muyuz acaba? İşte onu, da, test edelim arkadaşlar da. Satabiliyorsak yüksek şey alalım. Bazen böyle ödüller gelince satamıyorsunuz ya. Evet. Defans. Nakoy'u satabiliyor muyuz? 85 85'li alalım bari orta sahada da. Ne yapacağım da benim üçünde, üçünde benim bir işime yaramaz. En azından yükseğe alırız satarız arkadaşlar. O yüzden şuradan kullan diyeceğiz. Berardi'yi alalım. İnşallah iyi para ediyordur ya. Neyse. Ee, seçkin Forvet. Evet geldik seçkin Forvet'e. Şimdi Rodrigo'nun bu sezon siyah kartı var arkadaşlar. Kendisi başka hangi pozisyonda? MF pozisyonda da oynuyor. 89 hız, 87 dribling. Geç. Jack Grealish. Jack Grealish'in 90 driblingi var. <laughs> vay anam vay. Hızlanma 81 dayanıklılık 80 grilişin orada pozisyonlar burada gözüküyor arkadaşlar Diego Jota Jota yine geçen sezonu kasıp kavuran oyunculardan biri bu sezonda 85'lik <laughs> Jota 85 bitirecek 86 şut gücü 86 ofans farklı 84 kafa vuruşu ya Arkadaşlar asla bakarsanız bunlar üçü de benim kullanacağım oyuncular değil ama yine Real Madrid kontenjanımızdan dolayı hani e, oyuna sonradan alırız ederiz falan. Peşmekan falan filan falan. O yüzden Rodrigo diyorum arkadaşlar. Rodrigo'yu seçtim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar yani bu e, yeni sezon çılgınlığı bölümünden bu şekilde e, ödüller geliyor. Neyse Euro Muro gelmiş oldu. Güzel oldu arkadaşlar. Dostlar böyle küçük mini bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.